Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, sabahtan bu yana buradayız. Hep birlikte izliyoruz. Biliyorsunuz 8 Temmuz'da Gezi Parkı'na giderken gözaltına alınan Taksim Dayanışması'nın bileşenlerini oluşturan örgütlerimizin üyeleri, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız 3 gündür gözaltındaydı. Bugün adliyeye getirdikler, savcılık ifadeleri tamamlandı. 38 arkadaşımız savcılık tarafından serbest bırakılmasına karar verildi. 12 arkadaşımız mahkemeye sevk edildi. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilme gerekçeleri 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, görevli memura mukarremet ve de suç örgütü kurmak. Anlaşılıyor ki sabahki basın açıklamamızı da sizinle paylaşmıştık. Polis tarafından yazılan fezleke savcılık tarafından okundu. Başka hiçbir işlem yapılmadı. Polis açık olarak söylüyoruz. Taksim Dayanışması bir suç örgütü değildir. Taksim Dayanışması bu ülkede ağacına, parkına, yaşam tarzına sahip çıkan 118 emek meslek örgütünün, sivil toplum kuruluşunun, siyasi partinin bir araya gelerek oluşturduğu bir yurttaş inisiyatifidir. Hiç kimse bunu bir suç örgütüne dönüştüremez. Eğer bu bir suçsa biz bu suçu hep işlediğimizi, arkadaşlarımızla beraber işlediğimizi, mücadelemizi bundan sonra devam ettireceğimizi hep söyledik. Milyonlarca insan bir aydır bu suçu işleyebilir mi bir ülkede? Milyonlarca insanın talepleri, sokaklara çıkan, gaz bombalarının altında, tazlikli suların altında, polis mermilerinin altında canlarını kaybeden, yaralanan, tutuklanan milyonlarca insan suçlu ilan edilebilir mi? Taksim Dayanışması biziz. Taksim Dayanışması hepimiziz. Eğer bir suç varsa hepimiz işledik. Mahkemenin bunu görmesini bekliyoruz. Mahkemenin hukuka uygun davranmasını bekliyoruz. Polis fezlekelerinin mahkeme kararı diye karşımıza çıkmamasını bekliyoruz. Beklememize devam edeceğiz. Gelişmelere göre tekrar sizlere açıklamada bulunacağız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanında parkımıza sahip çıkmak için
yaşam tarzımıza sahip çıkmak için AKP faşizmine karşı, AKP'nin diktatörlük girişimlerine karşı direniyoruz. 45 gündür hep birlikte mücadele ediyoruz. Faşizme karşı, omuz omuza. Faşizme karşı, omuz omuza. Faşizme karşı, omuz omuza. 45 gündür AKP'nin şiddetine, AKP'nin vahşetine, AKP'nin zulmüne direniyoruz. Gaz bombalarıyla, toplarla, plastik mermilerle, tazyikli sularla saldırıyorlar, direniyoruz. Korkmuyoruz, yılmıyoruz. Gözaltına alıyorlar, tutukluyorlar, direniyoruz. Korkmuyoruz, yılmıyoruz. İran'a, İran'a kazanacağız. İran'a, İran'a kazanacağız. İran'a, İran'a kazanacağız. En son 8 Temmuz günü Gezi Parkı'na gitme suçunu işleyen Taksim Dayanışması üyelerini gözaltına aldılar. 3 gündür hukuksuz bir şekilde gözaltında tutuldular. Ve bugün nihayet adliyeye getirildiler. Sabahtan bu yana buradayız. Sabahleyin de söyledik. Arkadaşlarımızı alacağız dedik. Bütün arkadaşlarımızı alacağız dedik. Polis fezlekesi denilen o paçavrayı yırtıp atacağız dedik hep birlikte. Kararışa hakkın hak burada. Kararışa hakkın hak burada. Kararışa hakkın hak burada. Hazırlanan fezlekeyi hep birlikte gördük. Suç örgütü dediler. Taksim Dayanışması'na suç örgütü dediler. Ama mahkemenin kararıyla bir kez daha açığa çıktı ki bu ülkedeki en büyük suç örgütü bu fezlekeleri hazırlayanlardır. Arkadaşlarımızı gözaltına alanlardır. Faşizme karşı, omuz omuza. Faşizme karşı, omuz omuza. Faşizme karşı, omuz omuza. Faşizme karşı, omuz omuza. 50 arkadaşımız bugün adliyeye getirildi. 38 arkadaşımız savcılıktan serbest bırakıldı. 12 arkadaşımız biliyorsunuz tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öğleyi yaptığımız açıklamada da söyledik. 38 arkadaşımız yetmez dedik. Tek bir arkadaşımızı bile size bırakmayacağız. Hepsini alacağız dedik. İşte aldık. İşte aldık. Ortalık yok. Ortalık yok. Ya beraber. Ya bitiririz. Kurtuluşa. Ne başında. Ya beraber. Ya bitiririz. Ve işte arkadaşımız aramızdalar. Hoş geldiniz diyoruz onlara. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mücadelede devam. Bu daha başlangıç. Mücadelede devam. Bu daha başlangıç. Mücadelede devam. Bu daha başlangıç. Sizlerle tekrar birlikte olmakta çok daha güçlüyüz, çok daha kararlıyız. 45 gündür yürüttüğümüz mücadelemizi aynı güçle, aynı kararlılıkla, aynı inançla devam ettireceğiz. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Evet arkadaşlar, bugünden sonra çok daha güçlü olarak devam ettireceğiz. İstanbul'da Kartal'da öldürülen Mehmet Ayvalıkaş yoldaşımızın inancıyla sürdüreceğiz. Hatay'da öldürülen Abdullah Cömert yoldaşımızın kararlılığıyla sürdüreceğiz.
Ankara'da öldürülen Ethem Sarıçılık yoldaşımızın yiğitliğiyle sürdürüleceğiz. Ve sizler Ali'nden Allah'tan kaybettiğiniz Eskişehir'de siyasi iktidarın eli sopalı ministerine öldürttüğü Ali İsmail Korkmaz arkadaşımızın yüreklerimizde başlığı hüzünle saygıyla